İyiyim. Yavaş. Elimi tut. Burada uyuyup kalmışım. Nihal kalabalıktan kaçtığını söyledi. Salonda oturuyorlardı. Mutfaktan doğruca buraya çıktım. İyi yapmışsın. Boş ver, gel. Akşam olmuş, gitmiş mi herkes? Evet, yemekte biz bizeyiz. Bir duş alıp hazırlanayım o zaman. Banyoyu hazırlattım senin için. Birkaç dakika sıcak iyi gelecek. Bugün kaç tane gazeteci aradı? Hem Bihter'in durumunu soruyorlar, hem dün geceki daveti didikliyorlar. Bir tanesi Adnan okuduğu şiirin metnini istedi. Güya gazeteci alınmadı. Kulaktan kulağa bütün parti duyulmuş işte. Aa, beni de Behlül aradı. Hiç işte, öylesine aramış. Bak gördün mü, seni yokluyor. Okula gitmiş, onu söylüyor. Dalga geçmiyorum, merak edecek bir şey yok. Okuldayım demek istiyor. Çok alemsiniz. Bana niye hesap versin ki? Çünkü seni önemsiyor. Geceye gelmek istemedi, çünkü bir sürü gazeteci olacağını düşündü. Ne olursa olsun, yan yana resminizi çekeceklerdi. Behlül'ün geceye katılmadığını yazmışlar zaten. Bak işte. Aslında hakkınızda o haberler çıkmasaydı daha da yakınlaşacaktınız. Tam sırasıydı. Hayır, artık dinlemiyorum. Bence kulağını dört aç da lafımı dinle. Sana karşı o kadar hassas ki. Hastalandığın zaman ne kadar etkileniyor. Bir kere bayılmıştın ya salonda. Hatırlamak bile istemiyorum. Behlül ne kadar etkilenmişti. Nasıl kucaklamıştı hemen. Seni nasıl sahiplenmişti. Biraz daha Behlül'den bahsedersek tamamen iştahım kaçacak. Ben yukarı çıkıyorum. Tabii. Yardım edeyim sana.
Thank you.